Gaziantep TV'den arkadaşlar, dostlar, herkese merhabalar. Bugün Gaziantep'e öğrenci olarak gelen genç arkadaşlara Gaziantep'te öğrencilik nasıl bir şey? Acaba burada konaklamalar nasıl, yemekler nasıl, fiyatlar nasıl? Bununla alakalı böyle biraz muhabbet etmek istiyorum. Gençler, öncelikle üniversiteyi kazandığınız için hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep'i kazandığınız için ve burayı da tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Şehrimizde 4 tane üniversite var arkadaşlar. Bu üniversitelerden mutlaka birine gelmişsinizdir burayı tercih ettiyseniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tabii şehir dışından, Gaziantep dışından gelenler de merak ediyorlar. Ya bu Gaziantep nasıl bir şey falan. Evet, televizyonlarda görüyorsunuz, millet baklavaları löp löp götürüyor. Kebaplar, dumanlar, her şey çok güzel uçuşuyor havalarda. Ya, bu çok havalı, çok cazip görünüyor. Peki yaşam burada nasıl arkadaşlar? Fiyatlar nasıl, evler nasıl? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle bir öğrencinin ana sorunlarından bir tanesi malumunuz konaklama. Gaziantep için söyleyelim. Konaklama Gaziantep'te arkadaşlar, Gaziantep Üniversitesi'nin kendi yurtları var. Konaklama sorunu çok yok. Hemen onun karşısında stüdyo daireler var. Buralarda da kalma ihtimaliniz var. Ancak fiyatlar çok ama çok yükseldi. Özellikle son dönemde de Gaziantep'te ev kiraları, ev fiyatları arkadaşlar haddinden fazla yükseldi. Umarım bir stüdyo daire bulursunuz. Tabi stüdyo dairelerde de son dönemlerde farklı sıkıntılar var. Özellikle kız arkadaşlara uyaralım. Böyle farklı olaylar da gerçekleşebiliyor burada. O yüzden ilk sene stüdyo daireden çok yurt bulabilirseniz arkadaşlar, kredi yurtları tercih ederseniz bu sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem şehri tanımanız açısından güzel olur. Yine Antep Üniversitesi dışında Sanko Üniversitesi var. O şehrin hemen içerisinde, Gaziantep Üniversitesi içerisinde. Yine İslami Bilimler Üniversitesi var. Eski adı Zirve Üniversitesi'ydi. O da şehrin dışında arkadaşlar. Onun da yurtları var ama Gaziantep Üniversitesi civarında yine ve civarında, üniversite civarında da stüdyo daireler var. Orada da kalma ihtimalleriniz var. Şimdiden oraları tutabilirsiniz diye de söylemiş olalım. Kalyoncu Üniversitesi var arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. O da havaalanı üzerinde, şehrin dışında biraz. Orada belki şehirden yurtlar tutacaksınız. Bunlar var. Ama o biraz şehrin dışında olduğu için de arkadaşlar burada biraz ulaşım şeklinde o konaklamada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ulaşım noktasında Gaziantep Üniversitesi'nin yerleşkesi arkadaşlar hemen hemen her yerden tramvay, otobüs gidebiliyor. Kalyoncu Üniversitesi'ne otobüs de ancak gidebilirsiniz. İslami Bilimler Üniversitesi'ne yine otobüsle ancak gidebiliyorsunuz. Böyle bir yöntemimiz var. Sanko Üniversitesi zaten şehrin arkadaşlar hemen merkezinde, her türlü araçta buraya gelme şansına sahipsiniz. Ulaşım noktası bu şekilde. Ha, Gaziantep'te yeme, içme, eğlence nasıl arkadaşlar? Biraz ondan bahsedelim. Evet, Gaziantep dünyanın lezzet başkenti arkadaşlar. Burada evet gerçekten çok süper yemekler var. Öncelikle nohut dürümüne arkadaşlar şimdiden hazır olun. Ya bu nedir falan diye sormayın. Gerçekten nohut dürümü arkadaşlar. Gaziantep'in zenginin, fakirin, fukaranın arkadaşlar en güzel yiyeceklerinden biri. Ancak şunu belirteyim ki nohut dürümünün fiyatı şu anda 9 lira. Ayran da alırsanız ortalama 10 lira, 11 liraya kadar geliyor. Bu sebeple Gaziantep arkadaşlar gastronomi şehri, baklavalar harika ama 30 liraya da baklava var ama ya gerçekten baklava yiyeyim derseniz arkadaşlar 150 lira kilogramı. Tabii buradan siz Antep'e geldiğiniz için herkes diyecektir ya gelirken bize baklava getir. Arkadaşlar fıstık getir diyeceklerdir. Fıstığın kilosu ortalama iyisi 90 lira. Baklavanın arkadaşlar kilosu 150 lira. Diğer versiyonları var 200 lira, 220 liraya kadar kilosu da çıkıyor. Öğrenci olarak arkadaşlar baklavayı şimdiden unutun derim. Ama kredi mredi aldığınız ilk aylarda bir kere de olsa o
baklava lezzetini tadabilirsiniz diye umut ediyoruz. Evet, yeme içme arkadaşlar, kebaplar var ama uygun dürümcüler de var arkadaşlar. Nohut dürümü, köfteler, tavuk döner zaten Türkiye'nin her yerinde hemen hemen mevcut. Bu dürümlerle olur. Bunun haricinde arkadaşlar çok sayıda dürümcü var. Fiyatları hemen hemen uygundur ama kebap dürümleri öğrenciye uyan bölgede arkadaşlar genel itibariyle çok fazla dürümcü de var. Ama bu fiyatlar, özellikle kebap fiyatları son dönemlerde uçtu. Özellikle kebaplar, porsiyonlar küçüldü. Kebapların arkadaşlar fiyatları maalesef yükseldi. Buradan üzücü haber. Peki şehirde eğlence ne var derseniz arkadaşlar, Gaziantep Üniversitesi'nin hemen karşısında, ancak daha çok böyle takılabileceğiniz kafeler var. Böyle çok fazla size uçuracak diskolar, barlar ufak tefek vardır ama siz öğrenciler zaten oralara gitmezsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şehirde bu gezebileceğiniz yerler var. Evet, öncelikle söyleyelim, şehrin en güzel yanı Gaziantep'in her tarafı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi parklarla dolu. Tarihi yerleri çok fazla. İlk geleceğiniz yerlerde zaten kale altından başlayacaksınız. Kültür yolumuz var. Hanları, hamamlarını, tarihi çarşılarını, Bakırcılar Çarşısı'nı, Zincirli Bedesteni gezeceksiniz mutlaka. Buralarda arkadaşlar güzel diye düşünüyorum. Ama kiralar yüksek, yemek fiyatları yüksek. Arkadaşlar buralarda burs veren ufak tefek vakıflar da var. Yok değil ama işte onları da bulmak zor. Şehir içerisinde özel yurtlar var arkadaşlar. Bu yurtlardan da yararlanılabilir diye düşünüyorum. Onları da arkadaşlar internetten arayıp bulma şansınız var. Sizce Gaziantep'e gelen arkadaşlar, hepiniz Gaziantep'e hoş geldiniz, tercih ettiğiniz için güzel olur diye umut ediyoruz. Hepinizin şansı bol olsun. Ha, bu arada söyleyelim, Gaziantep Üniversitesi'ni özellikle belirtmek istiyorum. Burası eski zamanlarda daha çok mühendisliklerle alakalı bölümlerin yoğun olduğu yerdi. Gaziantep'te organize sanayi var. Eğer kendinizi iyi yetiştirirseniz arkadaşlar, Gaziantep'te çok güzel fabrikalarda iş bulabilme potansiyeliniz var. Ama size tavsiyem, bu iş bulmadan çok burada Gaziantep'te sanayiyi öğrenebilirsiniz, ticareti öğrenebilirsiniz ve bunlarla da arkadaşlar kendi işinizi kurabilirsiniz diye düşünüyorum. Memur kalmaktansa kendi işinizi arkadaşlar Gaziantep'te öğrenebilirsiniz. Çünkü Gaziantep'li işini iyi bilir, iş yapmayı çok iyi bilir. O yüzden arkadaşlar Gaziantep'te kendinizin nasıl iş yapacağınızı da buradan öğrenebilirsiniz. Ha, insanlar sıcak kanlıdırlar arkadaşlar, öyle çok dışlamazlar. Ama çok da böyle öğrenci şehri değildir. İşte Eskişehir, Erzurum gibi şehirler öğrenci şehridir. Bütün ekonomi öğrenciye bağlıdır. Burada arkadaşlar öyle çok da öğrenciye dayanan bir ekonomi yok. Buranın ticareti, organizesi gerçekten güçlü. Hepiniz hoş geldiniz Gaziantep'e. Herkese başarılar diliyorum. Umarım arkadaşlar size ufuk açan küçük bir videomuz olmuştur. Hoşça kalın. Gaziantep'te kalın.